Sarı nokta hastalığı tek gözle olabilir mi, yoksa her zaman çift gözle mi görülüyor? 38 yaşındayım. Okurken harfleri kelimeleri karıştırmaya ve bunalık görmeye başladım. Acaba bende sarı nokta rahatsızlığı olabilir mi? Sarı nokta hastalığı gerçek ismi yaşa bağlı makule dejenerasyonu olan 60 yaşından sonra görülen dejeneratif bir retina hastalığıdır. Az görmeye başladım. Araba kullanırken zorluk çekiyordum. Gece hiç göremez oldum. Birkaç zaman sonra da gündüz de kullanamaz oldum. Birbirine karışıyor harfler. Birbirine karışıyor ve okuyamıyorum. Temel risk faktörü yaş hastalıkla ilişkili olarak. Bunun dışında çevre faktörlerinin içinde başlıca sigara kullanımı, fazla ultraviyole maruziyeti, kötü beslenme alışkanlıkları, özellikle kalp damar sağlığına kötü gelen her şeyin kötü etki yaptığı bir hastalık bu. Gözümün derecesini ölçtürmeye hastaneye gittim. Doktor retinada sorun olduğunu söyledi. O zamandan itibaren de başladı bu göz sorunu. Kanama başladı. O zaman doktora gittik. Doktor baktı ki kanama duruncaya kadar bir şey yapamayız dedi. Sol gözüm. Ondan sonra durdu bir hafta sonra. Oraya bir lazer yapıldı. Hastalığın belirtileri erken dönemde objeleri eğik görme, kırık görme, çarpık görme, okurken harfleri yanlış okuma, yanlış algılama, yani baktığı objelerin ya da baktığı yerlerin merkezini görememe, çevresini daha iyi görme gibi görme belirtileri üretiyor. Kanama olmadı, onu önlediler. Kanama olsaydı kararma olacaktı gözümde. Bende hiç öyle bir şey olmadı. Bu tedavinin tabii neticesi. Kuru tip seyirde yani seyreden hastalarda takip ediyoruz ve onların ıslak tipe dönüşme riskini azaltan vitamin, antioksidan içeren haplar kullanıyoruz. Islak tipe dönüştüğünü tespit ettiğimiz hastalara onları tekrar kuru tipe dönüştürmek için göz içerisine enjeksiyonlar şeklinde genellikle uyguladığımız göz içi enjeksiyon tedavilerini yapıyoruz. Bazen bu tedavileri lazer tedavisiyle de kombine edebiliyoruz. Bir damla veriliyor. 5 gün o damlayı iğneden sonra yaptırıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Yani bir ay sonra daha rahat görebiliyorum. Lazer yapılmaya başladı gözüme. O zaman bir ilaç vardı. Çok faydalıydı. O yapıldı. Bir sene sonra falan bu iğne kullanılmaya başladı Türkiye'de. O zaman da iğneye geçildi. Hastaları takip etme nedenimiz kuru tipte seyreden bir hastanın ıslak tipe dönüşüp dönüşmediğini tespit etmek. Kendi başıma yaşıyorum evimde. Yemeğimi de yapıyorum. Her işimi yapıyorum.